Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün dayanıklılık konusunun soru çözümünü yapacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Hemen ilk sorumla başlıyorum. Boyutları 1 metre, 2 metre ve 8 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki katı cismin tabana paralel kesit alanının tüm hacimine oranını nedir diye sormuş arkadaşlar. Kısacası ne, neydi biliyorsunuz? Kesit alanı böyle hacim hesabını yapmamız istiyor. Yani dayanıklılığı soruyor arkadaşlar. Dayanıklılık. Hemen siyahımı alayım. Dayanıklılığı nasıl hesaplıyorduk? Zaten soruda da vermiş. Kesit alanımız neydi arkadaşlar? Taban alanını biz hesaplamaya çalışıyorduk. 1 ayrıtı 2, 1 ayrıtı 1 olduğuna göre 2 çarpı 1 yazacağım. Bölü. Hacimde de biliyorsunuz e, pri, dikdörtgenler prizmasının hacim hesabını yapmak için bütün ayrıtlarını tek tek çarpıyordum. Dolayısıyla 2 çarpı 1 çarpı 8'den arkadaşlar cevap 1 bölü 8 olarak karşıma çıkacak diyorum. İkinci sorumda diyor ki Silindir şeklinde olan ve yumuşak bir maddeden yapılmış türdeş bir blok yatay düzlem üzerinde şekildeki gibi dengededir diyor. Silindir şeklindeki bloğun her boyutu iki katına çıkarılarak yeniden şekildeki gibi yatay düzleme konuluyormuş arkadaşlar. İlk duruma göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi iki katına çıkarıldığında arkadaşlar biliyorsunuz eğer bir maddenin daha doğrusu silindirin arkadaşlar elimizdeki silindirin dayanıklılık hesabını yapmak istiyorsak 1 bölü h kuralını kullanıyorduk. Neydi? Pi r kare h bölü pi r kare bölü pi r kare h'tan biz 1 bölü h'tan dayanıklılık hesabını yapıyorduk. Eğer 1 bölü h değil de ikinci durumda 1 bölü 2 haşa gelirse durum. Dayanıklılığı İki kat azalmış olacak. Yani dolayısıyla dayanıklılığı azalır diyeceğiz. Dayanıklılığı artmayacak. Biliyorsunuz bir cismin boyutları eğer herhangi bir şekilde artarsa, yani cisim büyürse dayanıklılık aynı şekilde küçülecek demiştik. Kistano böyle hacim de biliyorsunuz zaten dayanıklılık demek. Şunu hemen yazalım. Dayanıklılık demek arkadaşlar. Birinci öncülüm gitti, üçüncü öncülümde gitti. Dolayısıyla cevap iki olarak yalnız iki olarak karşıma çıkmış oldu. Bir musluktan damlayan su damlaları bazen musluğun ağzında şekildeki gibi asılı kalır demiş. Damla üzerindeki bölgelerde Şekilde gösterilen F1 ve F2 kuvvetlerinin niteliği için hangisi doğrudur diyor. Yani adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin ne olduğunu sormuş. Biliyorsunuz adezyon kuvveti arkadaşlar farklı cins moleküller arasındaki çekim. ya Daha doğrusu yapışmaydı demiştim. Adezyon deyince aklınıza yapışma gelecekti. Kohezyon da aynı cins moleküllerin birbirini tutmasıydı. Yani tutma, kohezyon, yapışma, adezyon. Şimdi F1 kuvvetine bakıyorum arkadaşlar. Musluğun demiriyle su damlası temas etmiş. Yani farklı cins molekül birbirini tutmuş. Farklı cins dediğinde arkadaşlar adezyon aklıma gelecekti. Dolayısıyla F1 benim için adezyona karşı gelmiş olacak. F2'ye baktığımda arkadaşlar su damlalarının birbirini tuttuğunu görüyorum. Su damlaları eğer birbirini tutuyorsa aynı cins moleküller birbirini tutuyordur. Dolayısıyla F2 kuvvetini de ben kohezyona karşılık gelmiş olduğunu gördüm. Dolayısıyla Adana şıkkı benim için doğru cevap olacak arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Bazı kumaş parçaları üzerine su döküldüğünde suyun kumaş parçalarını ıslatmadığı görülüyormuş. Şekilde de verilmiş zaten. Buna göre kumaş maddesi ile ilgili kumaş maddesi ile su maddesi arasındaki bu etkileşim yargılardan hangileriyle açıklanamaz. Şimdi eğer burada da adezyon kohezyon sonucunda bir durum söz konusu olmuş arkadaşlar aslında. Su molekülleri e, kumaş moleküllerine yeterince tutunamamış. Bundan dolayı aslında kumaş parçasının yeterince ıslanmadığı görülmüş. Yani burada aslında kohezyonun çok daha fazla olduğunu göreceğim. Yani burada burada verilen örnekte kumaş örneğinde kohezyon adezyondan büyük olmuş olacak. Yani ikinci öncüyle ben açıklama yapabilirim. Ama adezyon kuvvetleri kohezyondan daha büyüktür diyemem. Öyle olmuş olsa tam tersi biçimde çok daha fazla ıslatmış olacaktı. Kumaş ve su molekülleri arasındaki kütlesel çekim kuvveti oluşmaz. Bunu da herhangi bir şekilde söyleyemem arkadaşlar. Burada kütlesel çekimle alakalı herhangi bir yorum yapamayacağım için. Dolayısıyla hangileriyle açıklanamaz dediğinden 1 ve 3 benim için Denizli şıkkında varmış. Denizli doğru cevap olmuş olacak arkadaşlar. Bir sıvıda şekildeki gibi tutulan kılcal burlu içinde bir miktar sıvı haş kadar yükselerek dengede durmaktadır demiş. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa haş yüksekliği azalır. Şimdi burada kılcalıkla alakalı bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi konu anlatımında yaptığım üzere. Hatırlıyorsunuz bir elimde bir kap vardı ve farklı... Kesit alanlarına sahip borular vardı ve hepsinin haş yüksekliği aslında birbirinden farklıydı. Ne demiştik kılcalıkta? Borunun kesit alanı ne kadar az olursa haş yüksekliği o kadar fazla olacaktır. Yani tam tersi bir ilişki söz konusu olacak demiştik. Burada bizim haş yüksekliğinin az daha az olmasını istiyor. Örneğin şu kısımda olmasını istiyor. Eğer ben kullandığım borudan çok daha geniş bir boru kullanırsam, yani kesit alanı çok daha büyük bir boru kullanırsam arkadaşlar, dolayısıyla haş e, yüksekliğinin çok daha az olduğunu göreceğim. Bakıyorum hangi şıkta var? Edirne şıkkında var sanırım. Kestiği alanı daha büyük bir boru kullanılmalı demiş. Doğru cevabım olacak. Bu soruyla böylelikle çözmüş olduk. Dikdörtgenler prizması şeklindeki katı cismin tabanına paralel kesit alanın tüm hacmine oranı. Yani bizde yine dayanıklılık hesabı sormuş arkadaşlar. Elimizde dikdörtgenler prizması varmış. Yani kesit alanı Yine kesit alanı bölü hacim yapacağım. Kesit alanımız neydi? Taban alanımızdı arkadaşlar. Yani a çarpı b iki ayrıtın çarpımı dayanıklılık diyelim. Yine eşittir diyelim. A çarpı b bölü a çarpı b çarpı h'de a'lar birbirini götürüyordu, b'ler de birbirini götürüyordu. Dolayısıyla dikdörtgenler prizması için bir bölü h kuralımız geçerliydi. Şimdi burada dayanıklılık hangisine bağlı değildir diye sormuş aslında. Burada A'lar ve B'ler birbirini sadeleştirdiğinden arkadaşlar bunlara herhangi bir şekilde ihtiyaç aslında yok. Sadece bizim için yükseklik önemliydi. A uzunluğu ve B genişliği bizim için ihtiyaç halinde değil. H yüksekliğine ihtiyacımız var. Dolayısıyla Edirne şıkkı 2 ve 3 bu soru için doğru cevabım olacak küre, küp ve silindir şeklindeki K, L ve M katı cisimlerinin her boyutu iki katına çıkarılıyor demiş. Yine aslında aynı tip soru. Buna göre her birinin dış yüzey alanının toplam hacmine oranı ilk duruma göre nasıl değişir? Burada da dayanıklılığının nasıl değişeceğini soruyor. Eğer iki katına çıkarılıyorsa hepsinin aslında ikişer kat dayanıklılığının azalacağını söyleyebiliriz. Aslında direkt Adana şıkkını işaretleyebilirim ama bunu yine sayısal örnekle çözmek istiyorum. K şekli için yani K küresi için arkadaşlar Biliyorsunuz kesit alanı bölü hacim yapıyorduk. Buradan da aslında cevabımız direkt 3 bölü 4R şeklinde geliyordu. Eğer iki katına çıkarılırsa yani 3 bölü 8R olur bu da. Şöyle yazayım. 3 bölü 4 çarpı 2R'den cevabım 3 bölü 8R'ye gelecek. Dolayısıyla yine gör, görmüş olduğunuz üzere dayanıklılığım azalacak. Yine küp için arkadaşlar 1 bölü A kuralını kullanıyordum. 2 katına çıkarıldığında 1 bölü 2A olacak ve dolayısıyla yine dayanıklılık azalacak. Hemen silindire bakıyorum. 1 bölü H kuralını burada kullanıyordum ben arkadaşlar. Eğer yine 2 katına çıkarılmış olursa buradaki yükseklik 2 katına çıkarılmış olursa dolayısıyla 1 bölü 2H olursa arkadaşlar dayanıklılık yine azalacağından yine Adana şıkkını işaretlemem mümkün olmuş oluyor. Hemen devam edelim. Canlıların kendi ağırlıklarının taşıma dayanıklılığı yapılarındaki özelliklere dayanılır demiş. Buna göre eğer bir atın boyutları şu anki boyutlarının yarısı olsaydı dayanıklılığı ilk duruma göre iki katına çıkardı arkadaşlar. Eğer yarı yarıya azalıyorsa boyutları bir cismin ya da bir hayvanın aynı şekilde dayanıklılığı iki katına çıkacağını söylememiz mümkün olmuş oluyor. Aşağıdaki şekillerde 3 cam kap içine konulan sıvıların yüzey kısımlarının aldığı biçimler gösterilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 sistemlerindeki adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin nasıl sıralanacağını bize söylemiş. Şimdi ilk kısma baktığımda arkadaşlar sıvının eşit bir düzeyde olduğunu görüyorum. Yani herhangi bir şekilde kubbeleşmemiş ya da U şekli çizmemiş. Buna dayanarak arkadaşlar adezyon kuvveti kohezyona eşittir diyorum. Yani C ve Ceyhan ve Denizli şıkkı benim için elenmiş oldu. İkinci şıkka baktığında arkadaşlar bir kubbe şeklinin sular su sıvıt molekülleri tarafından çizildiğini görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla kohezyon kuvvetlerinin adezyondan çok daha büyük olduğunu görüyorum. Yani kohezyon kuvvetleri yani aynı cins moleküllerin birbirini çok sıkı tuttuğunu ve U şeklini kubbe şeklini oluşturduğunu ben görüyorum. Dolayısıyla kohezyon adezyondan büyüktür demiş oluyorum. Üçüncü şekilde arkadaşlar tam tersi bir şekil gözlenmiş. Yani U şekli çizilmiş. Hemen doğru düzgün çizmeye çalışayım. U şekli çizildiğini görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci şekilden tam farklı olarak adezyonun kohezyondan daha büyük olduğunu görmüş oluyorum. Dolayısıyla Adana şıkkı benim için doğru cevap olmuş oluyor. Sıradaki sorumuzda diyor ki: KLM kaplarına verilen sıcaklıkta ve özellikle su konulmuştur. Buna göre bu kaplardaki suların yüzey gerilimlerinin büyüklüklerini sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi yüzey gerilimi için arkadaşlar ben ilk önce sıcaklığa bakmam gerekiyor. Yüzey gerilimini kıyaslayabilmem için. Aslında en soğuk yani en sıcaklığı en az olan maddenin yüzey gerilimi en fazla olacağından burada L cisminin daha doğrusu L kabındaki suyun yüzey gerilimi en fazla olacağını görüyorum. Baktığımda arkadaşlar K ve M kapının ikisinin de sıcaklığının aynı olduğunu gördüm. Yani ikisi de 20 santigrat derecede ama biri saf su, biri sabunlu su. Burada saf suyun yüzey geriliminin sabunlu sudan daha fazla olduğunu benim bilmem gerekiyor arkadaşlar. Bilgi sorusuydu. Dolayısıyla Adana şıkkını ben doğru olarak seçebiliyorum. Yukarıdakilerden hangileri Sıvılarda yüzey gerilimi ile ilgilidir demiş. Hemen bakalım. Suyun kılcal borularda yükselmemesi tamamıyla kılcallıkla alakası var. Yani yüzey gerilimle herhangi bir alakası yok. O yüzden 3. şıkkı 3. öncüyle elemiş oldum. Lensin göze yapışmasıyla da herhangi bir şekilde yüzey gerilimle alakası yok arkadaşlar. Burada adezyon ve de koezyon kuvvetlerini işin içine sokabiliriz. Dolayısıyla cevabımız çengelli iğnenin suya batmadan yüzmesi. Olacaktır arkadaşlar. Çengelli iğne yüzey gerilimi sayesinde suda batmadan yüzebilir diyeceğiz. Dolayısıyla yalnız iki bizim için doğru cevap olacak. Aşağıdaki olaylardan hangisinde yüzey gerilimi etkilirdi diyor. Şimdi yarı cismi su içinde olacak biçimde yüzen bir cismin denge durumu demiş. Bu tamamıyla arkadaşlar aslında suyun kaldırma kuvvetiyle alakalı yüzey gerilimle herhangi bir alakası yok. Metal bir ataşın su yüzeyinin üzerine dengede durması önceki soruda verilen örneğin neredeyse birebir aynısı. Biliyorsunuz az önce de anlatmıştım. Metal bir ataş ya da çengelli bir iğne suda batmadan yüzebilmesi yüzey gerilimi ile alakalı bir durumdur. Şişirilen bir çocuk balonun dış yüzeyine oluşturan gerilme burada basınç kuvveti ile alakalı bir durum. Yani balonun içerisine hava verdiğimizde arkadaşlar içeride oluşan gaz basıncından dolayı balonun dış yüzeyinde bir gerilme oluşur. Bunu anlatmaya çalışmış. Bir kabın içinde iki farklı sıvının karışmadan dengede durması örneği verebilirim. Dipte sıvı olmuş olsun. Üstüne de zeytinyağı ekledik arkadaşlar. Bu iki sıvının birbirine karışmaması tamamıyla yoğunluk farkından yani öz kütle farkından kaynaklanır. Dolayısıyla deniz ışıkı da gitti. Edirne şıkkına baktığımda arkadaşlar sıvının, sıvının bulunduğu kabın yüzeyine basınç yapması adı üstünde basınç kuvvetiyle alakalı olduğundan Bursa seçeneğini doğru olarak işaretleyebilirim. Bu soruyla beraber arkadaşlar soru çözüm videomu sonlandırmış oldum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.